Saygıdeğer izleyicilerimiz, özellikle kirada oturan emeklilerimizin çok büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu biliyorum, biliyoruz. Bakın, geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız, emeklilerimizin ev sahibi olması için, dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olması için 100 bin konutluk bir kampanyayı başlattı. Şimdi size... Türkiye'nin hangi noktasında bu evler yapılacak? Nerede olursanız olun, Türkiye'nin hangi şehrinde olursanız olun, bunları tek tek size okuyacağım. Yani yaşamış olduğunuz şehirde nerelerde bu ev yapılacak, bu evler yapılacak. Bunları tek tek sizlerle paylaşacağım ama onun öncesinde şunu belirtmek istiyorum. Evi, arabası, arsası, tarlası olan emeklilerimiz bu yayınımızı sonuna kadar lütfen çok dikkatli bir şekilde izlesinler, dinlesinler. Tekrar ediyorum. Evi, arabası, arsası, tarlası olan vatandaşlarımız, emeklilerimiz lütfen bu yayını sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde izleyiniz. Sizinle ilgili çok önemli bir haberi paylaşacağım. Emekli TV'den ayrılmayın. Aynı zamanda Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımızın da bu yayını sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde izlemelerini rica ediyorum. Çok sayıda soru alıyoruz. Onlardan bir tanesi de 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın dört gözle beklemiş olduğu intibak düzenlemesi var. Evet, intibak yasası. Eğer siz de 2000 yılından sonra emekli olduysanız Lütfen vereceğim haberi çok yakından takip edin. Sizinle ilgili de çok önemli bir haber var. Şimdi değerli izleyenler 894 lira taksitle ev sahibi olma imkanı açıklandı. Peki bu evler nerede yapılacak? Önce onları tek tek size sayıyorum. Hangi şehirde? Bakın Adana'da 1600 ev yapılacak. Adıyaman'da 300 ev, Afyon'da 2000 ev, Ağrı'da 500 ev, Amasya'da 500 ev, Aksaray'da 950 ev, Ankara'da 4000 ev, Antalya'da 1000 ev, Ardahan'da 800 ev, Artvin'de 300 ev, Aydın'da 400 ev Balıkesir'de 3500 ev, Batman'da 400 ev, Bartın'da 300 ev, Bayburt'ta 300 ev, Bingöl'de 400 ev, Bitlis'te 300 ev, Bolu'da 400 ev, Burdur'da 600 ev, Bursa'da 3200 ev. Evet, evleri sayıyorum. Şu anda yayınımızı yeni izlemeye başlayanlar için Emeklilerimiz için hangi şehirde kaç tane ev yapılacak? Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyelim. Çanakkale'de 500 ev, Çankırı'da 1000 ev, Çorum'da 500 ev, Denizli'de 3500 ev, Diyarbakır'da 2000 ev, Düzce'de 300 ev, Edirne'de 300 ev, Elazığ'da 1400 ev, Erzincan'da 500 ev, Erzurum'da 2500 ev Eskişehir'de 3000 ev, Gaziantep'te 5200 ev, Giresun'da 600 ev, Gümüşhane'de 300 ev, Hakkari'de 300 ev. Hatay'da bin ev, Iğdır'da 300 ev, Isparta'da 1200 ev. İstanbul'da 10000 ev emekli için İstanbul'da 10000 ev yapılacak. İzmir'de 3500 ev Kahramanmaraş'ta 2000 ev, Karabük'te 300 ev, Karaman'da 800 ev, Kars'ta 600 ev, Kastamonu'da 300 ev, Kayseri'de 3000 ev, Kırıkkale'de 600 ev, Kırklareli'de 300 ev, Kırşehir'de 700 ev, Kilis'te 600 ev, Kocaeli'de 3000 ev Konya'da 4000 ev, Kütahya'da 950 ev, Malatya'da 1000 ev, Manisa'da 1500 ev, Mardin'de bin ev, Mersin'de 2000 ev, Muğla'da bin ev, Muş'ta 400 ev, Nevşehir'de 400 ev, Niğde'de 300 ev, Ordu'da 400 ev, Osmaniye'de 500 ev, Rize'de 700 ev Sakarya'da 1000 ev Samsun'da 1500 ev Siirt'te 300 ev Sinop'ta 500 ev Sivas'ta 1000 ev Şanlıurfa'da 3500 ev Şırnak'ta 300 ev Tekirdağ'da 1200 ev Tokat'ta 300 ev Trabzon'da 1000 ev Tunceli'de 300 ev Uşak'ta 700 ev Van'da 800 ev Yalova'da 300 ev, Yozgat'ta 500, Zonguldak'ta 300. Toplamda 100.000 konut Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak, TOKİ tarafından yapılacak emeklilerimizin bu fırsatı kaçırmamalarını rica ediyorum. Durumu müsait olanların. Şimdi bazı emeklilerimiz haklı olarak şunu söylüyor. Kardeşim ben 1300-1500 lira emekli maaş alıyorum. 894 lira nasıl ödeyeceğim diyor. Evet. 20 yıl vadeli olan bu evlerden maalesef emeklerimizin bir kısmı yararlanamayacak. Çünkü düşük emekli maaşı alıyorlar. Haklılar. Üzülerek 894 lirayı ödeyemeyeceklerini ifade ediyorlar. İnşallah tüm emeklilerimiz ev sahibi olur. Benim elimden başka bir şey gelmiyor. Bunları sizlere sadece aktarabiliyorum. Gönül ister ki tüm emeklilerimize ev verelim, ev sahibi yapalım ama öyle bir imkanımız maalesef söz konusu değil. Bizim buradaki amacımız sizlerin sesi olmak, sizin kanayan bu yaranızı devletimizin yetkililerine, siyasetçilerimize aktarmak. Bu mesajları üzülerek okuyorum. Maalesef hani benim elimden gelen bir şey yok. Umut ediyor ve bekliyoruz ki tüm emeklilerimiz inşallah ömürlerinin bu güzel döneminde ev sahibi olurlar. Bu evden yararlanmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunda. Projenin bulunduğu il ilçe sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak ya da o ilin nüfusuna kayıtlı olmak gerekiyor. Toki'den daha önce konut satın almamış olmak. Kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı, kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu bulunmamak. Adınıza tarla, ev Özür diliyorum. Adınıza ev olmayacak, tarla olabilir, arsa olabilir ama ev olmayacak. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak, aylık hane halkı geliri 5500 liraya geçmeyecek. Yani evinizde yaşayanların toplam geliri 5500 liranın üzerinde olmayacak. Evet saygıdeğer izleyicilerimiz şartlar bunlar. İnşallah emeklilerimiz TOKİ'nin Yapacağı bu evden alırlar, ev sahibi olurlar. Hiç olmazsa birazcık rahatlarlar. Bu başvurular E-Devlet üzerinden ya da TOKİ'nin belirttiği bankalara yatırılacak olan yüzde %10'luk bir avansla oluyor. Bu kuraya inşallah tüm emeklilerimiz katılabilir. İnşallah hepsi ev sahibi olabilir. Şimdi emeklilerimiz içerisinde evi, arabası, arsası olanlarla ilgili konuya gelelim. Eğer bir tek eviniz varsa ve bu evde de ikamet ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz belediye gidiyorsunuz, emekli olduğunuzu ve sadece bu evinizin bulunduğunu belirtiyorsunuz ve sizden emlak vergisi alınmıyor. Biz bunu açıkladık, emeklilerimizden çok sayıda soru alıyoruz. Arabadan bir muafiyet, vergi muafiyeti var mı? Tarladan, arsadan vergi muafiyeti var mı diyor vatandaşlarımız. Hayır yok. Sadece oturduğunuz evle ilgili vergi muafiyeti söz konusu. Bunun dışında bir vergi muafiyeti yok. Arabanızda da yok. Maalesef. Ancak su aboneliğiniz eğer sizin adınızaysa devlet su parasında yüzde 50 indirim yapıyor ve faturanızı yarı yarıya ödüyorsunuz Bunun dışında başka bir muafiyet yok dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımızla ilgili biliyorsunuz yüzde 25 kesinti var yüzde 25 kesintinin ortadan kaldırılması ile ilgili muhalefet partileri pek çok kanun teklifi verdiler. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunlar kanunlaşmadı. Biz artık dul ve yetim maaş alan vatandaşlarımızın %25 kesintisinin ortadan kaldırılmasını rica ediyoruz. Çünkü zaten emekli maaşları düşük. Bir de vatandaşımızdan %25 kesinti yapmak gerçekten doğru bir yaklaşım değil. Şimdi bakın İntibak yasası bekleyen beş buçuk milyon vatandaşımız var. Eğer siz de 2000 yılından sonra emekli olduysanız, siz de intibak yasası bekliyorsunuz demektir. İntibak yasası 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlarımızla 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın maaş farklarını ortadan kaldırmak için ortaya sürülen ya da kanunlaşması gereken bir konu. İşte. Bu maaş dengesizliğinin ortadan kaldırılması için artık mutlak surette intibak yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi gerekiyor. Seçim döneminde kapısı çalınan emeklinin sizden beklediği en önemli nokta, en önemli konu intibak. Düşünebiliyor musunuz? Aynı prim gün sayısına sahip olan iki tane emeklimiz var. Bir tanesi 2000 yılından önce emekli oldu, bir tanesi 2000 yılından sonra emekli oldu. 2000 yılından önce emekli olan vatandaşımız bu son zamla beraber 1935 lira en düşük emekli maaşı alıyor. Ama 2000'den sonra emekli olan bir vatandaşımız 1180 lira alıyor. Arada neredeyse 700 liralık bir fark var. İşte intibak yasası çıkarsa 2000 yılından sonra emekli olanların özellikle de 2008 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın maaşı en az 700 lira zamlanacak. Evet, aynı prim ödemiş, aynı prim gün sayısına sahip ama bir tanesi yüksek alıyor 2000 yılından önce emekli olan ama bir tanesi düşük alıyor. Bunun adı maaş dengesizliği, maaş uçurumu, maaş adaletsizliği. Bu dengesizliğin artık ortadan kaldırılması gerekiyor. Emekli kardeşim zaten çok düşük bir maaş alıyor. 1180 lira emekli maaşıyla vatandaş ne yapacak? Soruyorum, ne yapacak? Nasıl geçinecek? Nasıl ay sonunu getirecek? Çoluk çocuğunun evinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? 1180 lira zamlı maaş. Şaka yapmıyorum. 200 bin kişi. Evet 200 bin kişi bu parayı alıyor ülkede. 1300 alan, 1500 alan, 2000 alan var. Ortalama emekli maaşı ülkemizde 1500 lira. Vatandaşın intibak yasasıyla ilgili bu beklentisinin artık 2020 yılının içerisinde çözülmesi gerekiyor. Milletin vekili sen bunu çözersin kardeşim. Kendi vekili ise çözmezsin. Milletin vekili sen çözersin. Hiç kimse para yok, kaynak yok falan demesin. Her yere para var ama emekliye para yok. Nasıl yok kardeşim? Emekliye nasıl para yok? 20-25 yıl boyunca bu vatandaş sana sigorta primi ödemedi mi? Nerede bu vatandaşın parası? Vatandaş sadaka istemiyor ki. Hakkı olan bu emekli primlerinin karşılığı olan insanca yaşayabileceği bir emekli maaşı istiyor. Bu iş 50 lira, 60 lira zam yapmakla olur mu? Yazık günah kardeşim. Vatandaş kan alıyor. Yokluk içerisinde, perişanlık içerisinde bu sesi ne kimse duyuyor, ne de kimse görüyor.